Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandan sonra Mount & Blade Bannerlord'la tekrar karşınızdayım. Şimdi küçük bir rehber videosu hazırlıyorum. Şu anda www.twitch.tv/kaptantoygun kanalında canlı yayındayım. Ve burada izleyiciler arasından soranlar oldu. Bu kadar parayı nasıl kastın? Mount & Blade'de nasıl hızlı para kasılır? Bunu göstereceğim. Andaki Arda'ya da nickini yanlış okudum. Teşekkür ediyorum kardeşim, sağ olsun. Araştırmış etmiş, vallahi çözmüş bu işi. Bizle de paylaştı. 10 numara bir yöntemle karşınızdayım. Şimdi sevgili arkadaşlar, oyuna başladınız. Yapmanız gereken ilk şey ne asker almak ne o bu. Ha, yanına 3-5 asker alabilirsin. Hani bu çakallar falan kovalıyorlar ya. Onlar hani seni rahatsız etmesin falan diye yanına biraz adam alabilirsin. Ondan sonra yapmanız gereken ilk iş sert kereste almak. Bunu da nerede bulacaksınız? Sert keresteyi arkadaşlar bakın şurada buluyorsunuz. Onu bir göstereyim. En ucuz fiyatlı burada satılıyor. Nerede abi? Sinon şehrinde satılıyor. Sinon ne oldu, düşmüş mü burası? Muhtemelen Sinon sizlere ömür. Başka birisi tarafından ele geçirilmiş olsa gerek. Yeşillerde. Ha burada, doğru. Pardon, burada. Arkadaşlar burada Batanya tarafında Seonon şehrine geliyorsunuz. Burada sürekli çıkıyor bu kereste ve çok da ucuz fiyata satılıyor. Gelelim biz şimdi anlatımına. Yerini gösterdim size. Zula'ya aç diyelim. Yapmanız gereken bol bol kereste almak. Keresteyi neden alıyorsunuz? Şunun için alıyorsunuz arkadaşlar. Demirciliğe girdiğimiz zaman... nerede? Giremiyoruz. Çok güzel. Kendi kalemde, kendi şehrimde demirci atölyesi yok. Hemen şuradan bir tane şehre gidelim. O sırada ben de size anlatıma devam edeyim. Müthiş. Zaten 7.1 hızıyla gidiyorum. Deprem gibiyim. Anasını nasıl ilk defa bu kadar hızlı koşturduğumu görüyorum. Her neyse. Devam edelim. Şehre geldiniz. Ben az önce kendi şehrimdeydim. Kalemdeydim bu arada. Ben kalede olduğum için demirci yok. Demirciye girdiniz arkadaşlar. Şimdi demirciye girdiğiniz zaman buradaki keresteyi arıt kısmına gelerek, ben yanıma almadım ama siz burada şu anda kereste olduğunu düşünün. Siz aldınız. Burada kereste var. Burada iki tane sert keresteyi bir kömüre çeviriyorsunuz. Demircilikte yapmış olduğunuz her bir işlem için bir tane kömür harcıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla her bir işlem kömür almaktan geçiyor. Mecbur. Kömür alacaksın yani. Sonra kömür elde ettik mi? Keresteyi aldık, çevirdik, kömür elde ettik. Tamam. Umarım bu şehirde vardır. Daha sonra yapmamız gereken bizim çelik üretmek. Çelik üretmek için de hemen şuradan bir ticarete gidelim. Umarım burada vardır. Yoksa da biraz daha aşağı ineyim. Pujo denen bir silah var arkadaşlar. Onu alacağız. Onun için de tekrar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tekrar kaleme gideceğim size gösterebilmek için. Böyle bir mekik dokuyacağım. Bunları yanıma alsaydım çok daha iyi olurmuş. Her neyse. Oğlum belki başka bir çözüm buluruz. Dur şunlara para vereyim. Başımıza gelmedik kalmadı. Al al. Tarihin en zengin kralıyım lan. Al abi. Bak. Ben de biraz bonkör bir kralım. Al 45k verdim sana, bak al. Hadi git. Ya işte bu yüzden biraz asker çekebilirsiniz yanınıza. Benim gibi böyle tek başınıza gezerseniz arkadaşlar biraz bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Asker 3-5 alın sonra gelin. Abi hemen Zula'mı açıp size gösteriyorum almanız gerekeni. Abi almanız gereken şu. Pujo. Bütün imparatorluklarda bu var. İmparatorluklara gidin, bunu alın. Daha sonra bunu aldıktan sonra hatta bir alalım bakın. Ben size göstereceğim. Şu anda 30 kapasitemiz var. Bunu aldık. 3-5 daha alalım. Tamam. Tekrar gideceğim. Umarım yine saldırmazlar. Ve size tam olarak nasıl, ne yapıyorsunuz onu göstermiş olacağım. Ucuyu aldınız. Lütfen beni rahat bırakın. Bak vallahi çözüm var abi. Al. Al sen de al bak. Hah. Ama o kadar fazla vermeyeceğim. Vay puşta bak sen. Vallahi puşta bak lan. 30. 40. 50. Al. Ben de para bok olduğu için bu tür durumlarda hiç düşünmüyorum. Devam. Ha kereste almadık ama. Burada bir dakika, burada kereste var mıydı? Umarım vardır. Ha burada varmış. Güzel, yırttık. Keresteyi de alalım. Çünkü dedim ya kömür elde etmemiz lazım. Şu anda her şeyimiz hazır. Demirciye girdik sevgili arkadaşlar. Bakın. Geldik buraya. Şimdi ben şu skill'i açtığım için siz de bunu açabilirsiniz karakter gelişme ekranında. İki tane kereste karşılığında normalde bir tane kömür alıyorken ben iki kereste karşılığında üç tane kömür alıyorum. Tamam. Bunu arıtıyorsunuz bakın.
Arıttıkça arıttıkça ben şu anda demircilikte 300 level olmuşum hemen hemen ortalama. Bak 9 tane bizim şu anda kömürümüz var. Bu ne demek? Ben 9 tane daha işlem yapabilirim. Şimdi eritme kısmına geldim. Buradaki mantık şu. Bizim çeliği eritmemiz lazım. Çünkü kılıcı çelikten döveceğiz. En iyi çelik ya çelik de Pujo'dan çıkıyor. Bak tıkladığın zaman burada zaten bize ne olarak geri döneceğini gösteriyor. Ben bunu erittiğim zaman bize şöyle külçeler gelecek. Eritiyorum. Bak 5 tane eritmişim mesela. Tamam hadi biraz daha sonuna kadar eriteyim ben bunları. Elimde olanları. Yalnız gördüğünüz gibi demircilik, hatta onu da göstermiş olurum ama kömür kalmadı. Şimdi bunları erittikçe buradaki seviyeniz düşecek. Tamam. Buradaki seviyeniz düştüğü zaman da arkadaşlar burada biraz bekle diyorsunuz. Karakteriniz dinlenmiş oluyor. Buradaki mevzu bu. Yani onun öyle azalmasının sebebi karakterin demircilik sırasında yoruluyor olması. Bakın şimdi tekrar demirciliğe girelim. Gördüğünüz gibi tekrar tavan yaptı. Şimdi ne yapmış olduk abi? Biz artık kılıç dövebilmek için çelikleri üretmiş olduk. Şimdi sizde tabii ki bunlar ilk başta açık olmayacak. Geliyorsunuz abi şuraya bir sadece açılmış olan parçaları göster seçeneğine tıklıyorsunuz. Bu şu ana kadar demircilik yaparak açmış olduğunuz elinizdeki bütün parçaları görmenizi sağlıyor. Ben çift kılıç üzerinden gidiyorum. Tamam. Sizde bunlar olmayacak ama siz başlangıç için en baştakileri seçerek yapacaksınız. Yaptınız. Mesela ben şuradan şöyle bir şey göstermek için yapacağım şimdi size. Uzunluk 99. Ben artık ezberlediğim için hangisinin iyi para ettiğini. O yüzden direkt tek atıyorum. Bak çift 50'ye geldik. Kamerayı üste al diyenler var. Hemen kamerayı da üste alayım. Şöyle yukarı alırsam sanırım sizler için daha iyi olabilir. Tamam. Kamerayı da biraz yukarı aldım. Muhtemelen az önce anlattığım yerleri eğer kamera engelliyorsa siz zaten kendi oyun ekranınızdan oralara bakarak anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi bak. Buradan kılıcın şeyi seçiyoruz abi. Bayağı bıçak kısmını seçiyoruz. Çift elliye tıklıyoruz. Sonuna kadar uzatıyoruz. Geldik kulpuna. Burada yine deneye deneye göreceksiniz siz. Hangisi daha verimli oluyor? Satışta hangisi iyi vesaire göreceksiniz. Ben bunu kullanıyorum. Sizde bu seçenekler dediğim gibi olmayacak. Ama yaptıkça ortaya çıkacak. Onu da göstereceğim. Geldik buraya. Ben hemen şunu yapacağım. Bilerek böyle yapıyorum. Ne kadar para ettiğini görün istiyorum. Ve en aşağı gelip şunu yapıyorum. Ama yapamıyorum. Çünkü şuradan birkaç da yine kömür halletmem gerekiyor. Evet kömürü hallettik. Ve kılıcımız artık hazır. Şimdi. İki tane kılıç yapacağım. Gösterebilmek için video zaten çok uzun olmayacak. Bir. Yaptım. Tamam mı? Geldim abi ne istiyorsun? Bak çelik istiyor yine. Çelik eksik. Ne yapıyorduk? Ucumuz var bizim. Erittim. Bir tane daha erittim. 6 çelik istiyordu zaten. Hemen geldim tekrar kılıcıma. Çift elli bu kılıçtan bir tane daha oluşturuyorum. Demiri döv diyorum. Şimdi ben artık üst düzey kılıçlar yapabiliyorum. Çünkü benim devircilik seviyem gördüğünüz gibi 299 arkadaşlar. 300'e gelmek üzere. Şimdi öncelikle fiyatını bir göstermek istiyorum. Hemen ticarethaneye geldim. Bakın. 52.743 dinar. 52.743 dinar. Siz bu aşamaya geldiğiniz zaman bundan sürekli basıyorsunuz. Sürekli basıyorsunuz ve envanterinizi bunlardan oluşturup şehir şehir gezip satıyorsunuz abi. Ondan sonra böyle çılgın bir paranız oluyor. Gelelim şimdi diğer bir kısmına. Şimdi sizin yapmanız gereken oyunun başında satmak değil arkadaşlar. Ha 3-5 param olsun falan diyorsanız 3-5 satın. Cebinize koyun. Ondan yana sıkıntı yok. Ama bizim amacımız ne? Oyunun başında demircilik seviyemizi yukarı çekmek değil mi? Bunun en iyi yöntemi şurada yapmış olduğunuz her işlem zaten size demircilikte yüksek şeyler veriyorken başlangıç oyunun başında XP'ler veriyorken asıl XP'yi arkadaşlar üretmiş olduğunuz kılıçları eriterek kazanıyorsunuz. Çünkü ne kadar iyi kılıç üretirseniz bunu erittiğiniz zaman o kadar fazla yeni parçalar açılıyor. Geldik bunu eritiyoruz. Aynı zamanda erittiğiniz zaman size gördüğünüz gibi çelik de veriyor. Bunu erittim. Bak yeni demircilik parçası açıldı. Fine steel broad bilmem ne. Ben 299 level olmama rağmen bende hala açılmamış olan şeyler var. Böyle parçalar var. Bunun üzerine ben daha gideceğim. Şimdi gelelim bir diğer kısmına arkadaşlar. Sipariş diye bir mevzu var. Burada soylular gitmiş olduğunuz şehirlerde sizden sipariş talep edebiliyorlar. Tıklıyoruz efendim. Bak. Mesela burada bir tane Niantai diye bir eleman bizden şöyle bir cirit yapmamızı istemiş. Bunun zorluk seviyesi 311. Bizim şu anda kaç? 300 levelimiz var. Biz yaparız muhtemelen bunu ama. Burada bu levelinize bakarak zorluk seviyenizi ayarlayacaksınız. Mesela şu adam
12.359.000 dinar vererek bizden bir tane çift elli balta istiyor. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Ben çift elli silah var mı ona bakayım. Tek elli silahtan yapayım. Nasıl ayarlıyorsunuz onu göstereyim. Tek elli kılıca tıkladınız. Şuradan yine bizde açılmış olan parçaları göster diyoruz ve serbest tasarım kısmına tıklayıp bu bizden tek elli kılıç istediği için tek elli kılıç seçiyoruz. Sonra bu adamı tekrar seçmemiz gerekiyor. Yani aslında sizin ilk başta serbest tasarıma gelip buradan tek elli kılıcı seçip daha sonrasında bu karakteri seçip bunun kılıcını bu şekilde yapmanız lazım. Ne istiyormuş abi bizden? Bir daha gelelim. Zorluk seviyesi 62 olan bir şey istiyormuş. Yani aslında çok komplike bir şey istemiyor. Zaten verdiği fiyat da ortada. Düşük bir şey istiyor bizden. Bu yeri geliyor şöyle oluyor. Bunu da göstereceğim. 247 olduğu zaman biraz daha fazla uğraşmanız gerekiyor. Çünkü adamın sizden istemiş olduğu bazı değerler var. Yapmış olduğunuz silahı o değerlere yakın değil. Hatta direkt o değerler üzerinden yapmanız lazım. Geldik bunu seçtik. Tamam. Ne istiyormuş abi? Şimdi bakın değerler sağ tarafta ortaya çıktı. Bizden ağırlığı 1.75 olan bir kılıç istiyormuş. Dolayısıyla ne yapacağız? Bunun boyutunu düşüreceğiz ki ağırlığı da düşsün. 1.75 bak yakaladık mesela. Savurma hızını da düşürdüğümüzde bak böyle böyle ayarlayacaksınız abi. En iyi noktayı bulana kadar ayarlayacaksınız. Mesela şu an burası böyle. Geldik ikinci kulpuna. Bakalım bunları da ayarladığımız zaman ne oluyor? Ne yöne doğru gidiyor? Mesela şu an böyle. Şuna bakalım. Biraz arttırıp uzatalım vesaire falan. Ya siz böyle buradan bunları tutturmaya çalışacaksınız. Anlatabildim mi? Mesela bak şöyle yaptığım zaman sadece şu eksik kaldı. Ben şimdi çok fazla uğraşmak istemiyorum. Ama çok zorlamayacak sizi emin olun. Bende şimdi bir sürü parça var. Siz de oyunun başında bu siparişler geldiği zaman tık 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 yerine koyacaksınız yani. Böyle bunu yaptığınız zaman demiri döv diyorsunuz ve direkt şunun verdiği para lap diye oturuyor abi. Olay bundan ibaret. Eğer oyunun başında hızlı hızlı demircilik üzerine giderseniz gerçekten oyunda paranızla bütün Kalradi'yi fethedebilirsiniz. Ben biraz işleri daha zor yapmaya karar verdim ve hiçbir krallığa dahil olmadan direkt tek başıma Kalradi'ye hakim olmaya karar verdim. Bir önceki oynadığımda birileriyle ittifak oluyordum. Gidiyorduk kale alıyorduk. O da bana bağışıyordu falan. Aramız iyi oluyordu vesaire. Öyle bu sefer dedim ki kendi kendime challenge koydum. Dedim kimseyle müttefik olmayacağım. Kendi başıma yapacağım. Ve yaklaşık 4-5 gündür yayınlarımda oynuyorum. Bugün itibariyle yapmış bulunmaktayım. Kimse yok yanımda. Tek başıma girdim. Tabii ki defalarca öldüm. Defalarca esir düştüm. Başıma gelmeyen kalmadı. Yukarıdan üstüme tükürdüler. Yapmadık şey kalmadı. Adamlar saldırırken aşağı düştüm, atladım, öldüm. Cüneyt Arkın gibi yerlerde süründüm, zıpladım, hopladım. 15 kişiye saldırdım. Bunların hepsini yaptım. Ve sonunda burayı aldık. Ve demircilik kısmı A'dan Z'ye anlattığımı düşünüyorum. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmında bildirin. Mount & Blade'i gerçekten bu şekilde oynamak bence daha zevkli oldu diyoruz. Ve dur hadi en son ya da onu başka bir video konusu yapabilirim. Onu şu anda anlatmayayım size. Demircilikten bahsettim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa lütfen like atmayı unutmayın. Canlı yayınlarıma da bekliyorum. Bu ara çok fazla Mount & Blade oynuyoruz. Buradan Twitch kanalımdaki sevgili arkadaşlara da geldikleri için yine teşekkür ediyorum. Çünkü oradan sürekli selam söyle buraya da gelsinler demişler. Sizi de efendim Twitch'e bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.